Kapat. Evet, az önce ateş yaktığımız yerin arka tarafı bu geldiğimiz nokta. Bir küçük bir kilise burada şartlık bir hocam abi gördük. Maalesef burada da inanılmaz bir kazı yapmışlar. Şimdi içeriye geleceğiz. Biraz karanlık da olsa göreceğiz. Evet, günah çıkaracağız. Evet, buyurun. Şimdi, ve bilet almadan girdik, bedava. Maalesef mağaradayız. Maalesef kazı çalışmaları yapmışlar demin dediğim gibi. Bir bölümde şu sağ tarafımızda yeri var. Sol. Benim, evet senin sağ, benim sol tarafımda. Bir tane sütun gözüküyor burada. Kısmen o renkler, o resimler falan da yapılmış, onlar da maalesef gitmiş. Beşik dolazlı bir yer var. Evet. Şimdi az ileride, gelir misin abi? Az ileride bir yer daha var. O zaman şöyle. Harika bir yermiş gerçekten burası. Ama maalesef. Bir yerde bir yer daha var. İşte asıl çalışmayı maalesef oynattığı burada yapmışlar. Üç sütundan oluşuyor burada. Gördük bir sütun, orta sütun ve hemen benim sütunum daha var. Bulaşını götürmüş ama. Tavandaki sütun, zeminle buluşan sütunu sökmüşler. Bulaşını götürmüş. Maalesef yeni şey evlendi. Burası sürgü yediğim fazla da var. Şimdi burada sürgü var. Bunu küçük bir penceresi var burada. Bulaşını götürmüş ama. Burada sürgülaşı var. Şöyle şeyde bulunsa, komede vadinde. Küçük bir penceresi var burada. Bulalım. Aman. Küçük bir penceresi var Kezza. Burada işte o maalesef erozyondan dolayı ya da başka bir iradi müdahaleden dolayı bir kaymalar, toprak kaymalar. Burayı diyor. Evet. Olmuş. Aslında çok zengin bir yer bence ama maalesef Kapadokya'nın her bir noktasında böyle kiliselere küçük ve büyük. Aslında benim düşünceme göre burası küçük bir şapel ve şapelin bu şu anki bulunduğumuz mekanda mezar odası. Burası kitaplarda yazılana göre bir mezar odasını daha çok andırıyor. Evet. Demin dediğim gibi Kapadokya'da bunlardan yüzlerce, belki de binlerce var. Gerçekten o saydığım, sarf ettiğim rakamlar kadar birçoğu da işte maalesef sahipsiz. Her birine Kültür ve Turizm Bakanlığı sahip çıkamıyor tabii haliyle. Tamam. Şimdi çıkıp arka taraflara geçeceğiz. Dur. Dışarıda görüşürüz.